Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Beti ve bu kanalda tipoloji ve psikoloji ile ilgili içerikler yapıyorum. Bugün içgüdüsel varyantlar veya alt tiplerin ikinci videosundayız. Eğer part 1'i izlemediyseniz önce part 1'i izleyip sonra buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü temeli orada atmıştık. Burada biraz daha detaya ineceğiz. İzleyenler için hatırlarsanız ilk videoda varyantların tarihçesinden nasıl ortaya çıktığından, mantıklarından nasıl çalıştıklarından, işte sağlıklı ve sağlıksız olduğunda neye dönüştüklerinden, ve pozisyonların ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. İşte dominant olunca ne oluyor, blind nokta olunca ne oluyor vesaire bunlardan bahsetmiştik. Ama varyantların ne olduğunun detayına inmemiştik. Yani işte sosyal kendini koruma ve cinsel içgüdülerin, varyantların ne olduğunu tam olarak anlatmamıştım. İşte onları bu videoda anlatacağım. Aslında şöyle yapmayı düşünüyorum. Bu yeni gelen bir fikir. Keşke daha önceden gelseydi. Seri yapması çok uzun sürecek videoları yazılı bir şekilde Instagram'dan post olarak paylaşmaya karar verdim. Ee, mesela şu an MBTI tiplerinin beyinlerin içine bakıyoruz Instagram'da. Ama video şeklinde değil, yazılı postlar olarak paylaşıyorum. Aynı şekilde alt tiplere de bunu yapabilirim. Çünkü 27 tane alt tip var. Ben 27 alt tipin hem teoride nasıl olduğunu hem örneklerini falan bulmaya çalışsam benim hazırlanmam 2-3 ay falan sürer. Çok detaylı bir konu. Onun yerine taksit taksit öğrenip öğrendiğim kadarını yazarak post şeklinde paylaşabilirim diye düşündüm. Hepsi bittiği zaman da tek bir YouTube videosu haline getirebilirim. Eğer 27 alt tipin açıklamalarını beklemek istemiyorsanız Instagram hesabı takip etmenizi öneririm. Çünkü bu video bittikten sonra alt tipi ben de öğrenmeye başladığım zaman taksit taksit oradan paylaşacağım. Yani çok uzun bir süre beklemenize gerek kalmaz. Daha hızlı bir şekilde ilerler. Ee, bu da böyle bir uyarı olsun. Ayrıca enegram tipleriyle bileşmediği için şunun uyarısını yapmam gerekiyor. varyantların yalın halleriyle enegram tiplerine birleşip alt tip haline geldikleri zamanki halleri. Yani bu iki hal çok farklı birbirinden. Bazı şeyler ortak, bazı şeyler benziyor ama e, işin içine nevrozlar giriyor giriyor. Mesela Naranyo'dan okuduğunuz zaman 27 medal tipi için içine nevrozlar giriyor. İşte Ras Hudson'a göre okuduğunuz zaman farklı şeylerden bahsediyor. Enegram tiplerinin tutkuları da karışıyor çünkü işin içine. Bazı şeyler değişiyor. O yüzden evet bu videoyu izledikten sonra varyantlarla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Ama tek başına bu video varyantınızı bulmanız için yeterli olmayabilir. Yani bir fikir sahibi olursunuz. Ben SP dominantım, SO dominantım diyebilirsiniz. Ama sonrasında şaşırmayın. Bunun bilincinde olun. Bu uyarı bu kadardı. Başka ne diyecektim? Ha, bu videodaki açıklamalar da tamamen Ross Hudson'dan aldım. Zaten varyantları, içgüdüleri başı başına açıklayan çok fazla kaynak yok. Beatrice Chestnut ve birkaç kişinin birleşip hazırladığı bir kaynak var. O bana çok yeterli gelmedi açıkçası. Biraz daha yüzeysel geldi. Ross Hudson'ınki daha detaylı ve daha kendinizde görebileceğiniz şekilde açıklamış diyeyim. O yüzden onu tercih ettim. Kaynağımı aşağıya bırakacağım. Ama Beatrice Chestnut'ın varyant açıklamalarını da aşağıya bırakacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa ona da bakabilirsiniz. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce bahsedeceğimiz içgüdü kendini koruma ya da SP olarak kısalttığımız içgüdü. Kendini koruma varyantı aslında bir önceki videoda birazcık bahsetmiştim. İşte sağlık, mal mülk, kaynaklar, biraz daha bedensel sağlığımızı koruma, mal varlığımızı koruma, adı üstünde kendini korumakla ilgili şeyleri kapsıyor. Rasatsın açıklamalarına göre kendini koruma varyantı kendini 3 bölgede gösteriyor. Yani biz 3'e ayırıyoruz bu varyantın kapsadığı şeyleri. Birincisi sağlık, işte beslenme, dinlenme, egzersiz bunlarla ilgili şeyler. Burası bizim bedensel sağlığımızla ilgili. İşte öz bakım, kendi bedenizi dinlemek, ihtiyaçlarınızı karşılamak, beslenmenize dikkat etmek, egzersiz yapmak vesaire. Birinci bölge bunları kapsıyor. İkinci bölge pratiklik ve kaynaklarla ilgili. Yani şimdi bizim hayatta kalmak için belirli kaynaklara ihtiyacımız var. Mesela para. En önemlilerinden birisi. İşte enerji olabilir. Ev, fiziksel varlıklarınız, zaman. Bu tarz şeyler. İkinci bölge bunları korumakla ilgili. Yani ilk bölge gibi bedensel sağlığa değil de birazcık daha sahip olduğumuz kaynaklarla taklanıyor. 3. bölgede bir ev hayatı oluşturmak ve bu ev hayatını sürdürmek ilgili. Buna evcimenlik de diyebiliriz aslında. Adı üstünde burada da bir evinizin olması, bu evin konforlu olması, bu evi koruyabilmek bu tarz şeylerle ilgili. Bu bölgeye önem veren SP dominant insanlar böyle daha evcimen olabilir. Dışarıya çıkmak konusunda daha isteksiz olabilir. Evde vakit geçirmeyi seviyor olabilir. Zaten bu bölgede yoğunlaşmış SP dominantların iki özelliği var. Birincisi bu kişiler hem böyle evlerini korumak için çok çalışıyorlar. Ya da evlerini işte estetik hale getirmek için, konforlu bir hale getirmek için vesaire. Hem de evde olmaktan, evin içinde rahatlamaktan mutlu duyuyorlar. Zaten evcimenlik de bu kısımla ilgili. Yani SP içgüdüsünü 3 bölgeyle açıklayabiliriz. Peki şimdi bu bölgeler ne anlama geliyor? Hatırlarsanız bir önceki videoda içgüdülerin korktuğumuz ve takıntı haline getirdiğimiz konuları kapsadığını söylemiştim. Bu bölgelerde de aynı şekilde eğer sağlıklı değilsek, eğer egomuz bu konularda korkuyorsa, sağlık konularında, mal mülk konusunda işte ev konusunda korkuyorsa o zaman bizim bu içgüdüyle ilişkimizi bozabiliyor. Mesela aslında SP'nin asıl ihtiyacı az önce saydığım 3 bölgedeki ihtiyaçların karşılanması. Ama egomuz korku haline girdiği zaman bedenimizin gerçek ihtiyaçlarını dinleyemiyoruz. Mesela diyelim ki aç kalmaktan korkmak. Tamam mı? Bu birinci bölgeyle ilgili. Eğer bizim egomuz aç kalmaktan korkuyorsa aşırı fazla yemek yiyebiliriz mesela. Ya da işte evsiz kalma korkusu. Parasız kalma korkusu. Burası ikinci bölgeyle ilgili. Eğer bir kişi özellikle SP dominant bir kişi evsiz kalmaktan korkuyorsa aşırı fazla çalışıp evini korumak için ya da işte maddi kaynaklarını belki de korumak için aşırı fazla çalışıp bu seferde bedensel sağlığını ihmal edebilir. Zaten enegram tipleriyle birleştiği zaman bu şekilde özellikler ortaya çıkıyor. Mesela 3SP. 3SP kaynakları konusunda o kadar takıntılı ki zaten 3'ün kendisi de bildiğiniz gibi çok çalışkan, işte belirli bir imaja sahip olmayı önemseyen bir tip. Bir de SP olduğu zaman, SP dominant olduğu zaman bu kaynakları korumak için, bu kaynaklarıyla kendini göstermek için çok fazla çalışıp bedensel sağlığını ihmal edebiliyor. Zaten SP e, sağlıksız olduğu zaman da kendini yok etmeye doğru gidiyor. Ya o kadar çok böyle kaynaklarını korumak için çabalıyor ki artık böyle hani self-destructive deniyor buna. Adı üstünde kendini yok etmeye kadar gidiyor. Çok fazla yoruluyor yani bedenini falan e, yoruyor bu kaynaklarını koruyabilmek için. Özellikle kaynaklarla ilgili bölgeye daha çok yoğunlaştıysa ve eğer bu SP dominant kişi sağlıksızsa mesela tanıdık şeylerin dışına çıkma konusunda da zorluk yaşayabiliyor. Çünkü SP birazcık konfor alanı ile ilgili. Yani anlattığım şeylerden anlamışsınız. İşte eve önem kaynaklar. Hani sürekli böyle kendini garantiye almaya çalışıyor aslında. E, o yüzden sürekli tanıdık olduğu, aşina olduğu bir düzen var. işte, evi var, parasını korumak için sürekli çalışıyor vesaire. Eğer sağlıksızsa, işte egosu korkuyorsa yani bu düzenin, rutinin dışına çıkmak ya da tanımadığı bir şeylere adım atmak SP dominant birisi için çok zor olabilir. Russ Hudson zaten SP dominant kişilerle çalışırken bunu öncelediğini söylüyor. Yani bu kişilerin korkularını tanımak, bu bölgelerdeki işte neden korkuyorlar, fakir kalmaktan mı, sağlıklarını bir şey olmasından mı? Mesela özellikle sağlık bölgesinde kaygılar yaşayan birisi hastalık hastası olabilir, sağlık anksiyetesi olabilir. Rasatsın bunlarla ilgileniyor. Bu şekilde kullanıyor varyantları. Zaten biz de içgüdüsel varyantımızı öğrenirken bunlara odaklanarak öğrenmeliyiz ki kendimizi geliştirebilelim. Şimdi hemen örneklere geçeyim. Şimdi ben SP'yi okuduğumda benim aklıma ilk önce Türk dizilerinde eskiden izlediğimiz böyle paraya kafayı takmış karakterler geldi. Özellikle kaynaklarla ilgili olan kısımda. Mesela ilk aklıma gelen şey. Selena'daki Aslı yengeyi hatırlıyor musunuz? Bütün hayatı para yani. Sürekli böyle işte evini korumaya çalışıyor. Aslında çok zengin olsa bile bakın yani. Bir sugar dedisi var. Ama buna rağmen sürekli işte yok Ekrem'in yiyenleri beslemeler paralarımız yiyor. Yok evimize şöyle olacak falan. Bu konularda kaygılanıyor ve sürekli aç gözü daha fazlasını istiyor mesela. bütün bunlar bana Aslı'nın SP dominant olabileceğini düşündürmüştü. Ay yok canım kimse aramadı. Bürodan var. Bürodan telefon mu edeceklerdi? Ne oldu Ekrem? Ne oldu? Doğruyu söyle bana. Gemi mi batmış yoksa? Korsanlar falan mı kaçırmış? Ne olmuş? Ne olursun? Doğruyu e, söyle bana. Yok şekerim sakin <laughs> ol. Ya da aynı şekilde mesela bez bebekteki simge. Gerçi o onun biraz daha imaj kaygısı da vardı. Hani sadece parayla ilgilenmiyordu. Ama mesela kurduğu ilişkiler, yaptığı şeyler vesaire bunların hepsi hep maddi kaynaklarını korumak içindi. O yüzden simgenin de SP olabileceğini düşünmüştü anlıyorum ancak hiç merak etmeyin. Ramazan düzgün bir çocuk. Sadece aşırı zenginliğini vermiş olduğu bir şımarıklık içinde o kadar. Düşecektir. <laughs> Zenginliğin verdiği şımarıklık mı dediniz? Evet. Bazen aşırı para da zararlı olabiliyor. Biraz şuursuz davranıyor ama dedi şey, öyle bir geçer zaman ki izliyorum şu an. Ee, oradaki Carol'in karakteri de mesela. Her bölgede aktif görüyorum onu ya. Her bölgede böyle takıntıları var gibi geliyor. Sağlık kısmında gerçi pek görmedim. Ama yani orayı belki şuradan anlayabiliriz. Çok bakımlı işte. Kendine çok dikkat ediyor. Giydiği kıyafetlere vesaire. Oradan anlayabiliriz belki. Şey konusunda mesela, kaynaklar konusunda. Dizi boyunca yaptığı her şey parasını korumak için ya da daha fazla para kazanmak için. Ali ile evlenmesi bile belki bir noktada bunun için. Zaten Ali'den önceki ilişkisinde de dolanmıştı dolandırıcı bir adamla evlenip milleti dolandırıyorlar ve para kazanmaya çalışıyorlar. Ama bunun yanında evcimenlik kısmında da mesela Ali ile aldıkları eve kafayı takıyor. Yani evim de evim. Böyle o evi asla kimseye vermiyor. O ev böyle çok bomboş olsa bile mesela bir kısımda fakirleşiyorlar dizinin bir kısmında. Ona rağmen o evi bırakmıyor. O evi sürekli düzgün bir hale getirmeye çalışıyor vesaire. O yüzden Karoli'nin de SP dominant olabileceğini düşünmüştüm. Millet SX tiplemiş ama bilmiyorum. Bana böyle geldi izlerken. Başka belki Breaking Bad'deki Walter White'ı örnek verebilirim. Bundan çok emin değilim ama şu bana SP dominant olabileceğini düşündürmüştü. Hani kanser olduğunu ve öleceğini öğreniyor ya. Sonra mesela uyuşturucu işine giriyor. Ama uyuşturucu işine girmesinin sebebi ne? Ailesine maddi açıdan bir güvence sağlamak. Tamamen o maddi güvence için asla aşina olmadığı ve çok korkunç işlere giriyor. Bu bana birazcık takıntılı bir SP motivasyonu gibi gelmişti. Bu kaynakları koruma açısından Walter White da birazcık... SP gibi hissettirdi bana. Onun haricinde How I Met Your Mother'daki Robin, mesela Robin'in de yakın ilişkiler ya da imaj gibi şeyler pek umrunda değildi hatırlarsanız. O da köpekleriyle bir evde yaşıyordu ee, ve kendi ev ortamını aynı zamanda bireyselliğini korumaya çok önem veriyordu. Kendi dünyasını hiç kimseyi almıyordu. Robin'in de kaynaklarını korumak ve evcimenlik açısından SP dominant olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde gerçek hayattan bir örnek vereceğim. Şöyle bu gerçek hayattan örnek vereceğim kişi'nin ben tipini bilmiyordum şahsen ama sonra bir gün kendisi işten çıkarıldı ve işten çıkarıldığı zaman hayatının en büyük bunalımını yaşadı tamam mı? Böyle sürekli hani parasızlık konusunda işsiz kaldım parasız, böyle artık kendi bakımını falan ihmal etmişti. O kadar böyle depresyona girmişti ki işte gözlerinin altı çökmüştü, saçı başı dağılmıştı hiç bakımına önem vermiyordu. İşsiz kalmak parasızlık konusundaki kaygılarını aşırı fazla tetiklemişti. Burası kaynaklarını korumakla ilgili. Bir de ercimenlik kısmı var. Mesela bu bahsettiğim kişinin şu an çok fazla kaynaklarını kaynağı var. Bu kaynaklarını koruyabiliyor işte maddi durumlarını falan düzeltti. Ama şu an yaşadığı evden çıkmıyor. Aslında çok fazla yenilik yapabilir hayatında. Başka yerlere gidebilir, başka şehirleri ziyaret edebilir. Ama hep aynı bölgede, aynı evinde maddi olarak da hani sadece sahip olduğu şeyleri koruyor. Yeni şeylere adım atmıyor. Bu açıdan kendisinin SP dominant olduğuna o kadar eminim ki. Kaynaklar konusunda ve ev hayatı konusunda aşırı kaygılı, aşırı çalışıyor. Kendini böyle yoruyor yani. O yüzden onun da bir SP dominant olduğunu düşünüyorum. Ama Fark ettiğiniz gibi saydığım karakterlerin, kişilerin hiçbiri bu üç bölgede de gelişmiş değil ya da üç bölgede de takıntıları yok. Yani çoğunlukla iki bölgede falan takıntılar oluyor. Bir bölgede falan iyi olabiliyoruz. E Çünkü neden? Bahsettiğim gibi bu varyantlar bizim takıntılı kaygılı olduğumuz yerleri ifade ediyor. O yüzden. Şimdi peki burası dominant olduğunda nasıl olduğunu öğrendik. Kör noktadaysa ne oluyor? Eğer kendi koruma varyantı kör noktadaysa yine de SP'nin bazı alanlarında yetkin olabiliriz. Ama hayatımız böyle genel olarak düzensiz olur tamam mı? Ve az önceki bahsettiğim bölgelere kendimizi böyle direnirken bulabiliriz. Eğer burası kör noktamızdaysa nasıl ki mesela dominantken bu bölgeler bizim için takıntı ve kaygı haline geliyorsa kör noktadayken de buraları görmek istemiyoruz ve ihmal ediyoruz. Görmek istememek zaten en belirgin işaretlerinden birisi. İşte yemenize içmenize hiç dikkat etme olabilirsiniz. Öz bakımdan yoksun olabilirsiniz. Banka hesabınızda ne kadar para olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Mesela rastlatsın şey diyordu. Sepe blind olan insanlar para işlerinde hep böyle bir şekilde hallolur diye düşünür. Pek takmazlar yani kaynaklarını korumaya uğraşmazlar. Ama bu şey demek anlamına da gelmiyor. İşte parayı yönetemiyorsunuz gibi değil. Daha çok bu konular hakkında kafa yormuyorsunuz. Burası sizin ihmal ettiğiniz bir yer çünkü. Uzaklaştırıyorsunuz yani. Aynı şekilde eğer sepe blindsanız şöyle hissediyor olabilirsiniz. Sanki böyle nasıl yetişkin olunacağını bilmiyorsunuz. Ya da işte hep böyle çocuk, hani çocuksu hissediyorsunuz. Ve şu benim çok ilgimi çekmişti. Rasatsın diyor ki eğer burası kör noktanızsa kendinizi şu şekilde aklamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya ben çok genç ruhlu birisiyim. Hani böyle çok özgürüm ben ya. Ben kendimi böyle şeylerle yormuyorum. İşte para kazanmak, ev hayatı oluşturmak vesaire. Orayı ihmal ettiğimizi gösteren iç sesler bunlar aslında. Aslında o kör noktadan korktuğunuz için kendi kendinize böyle konuşuyorsunuz. Bu iç seslerin gerçek olmadığını söylüyor. Ne kadar bu sesleri duyarsanız dün bu bölgeyi geliştirmek için çaba çabalamamız gerektiğinden bahsediyor. Bu bakış açısı benim bayağı hoşuma gitti. Çok gelişim odaklı bir bakış açısı. O yüzden hayatınıza uygulamanızı tavsiye ederim eğer SP blindsanız. Şimdi ikinci içgüdüye geçebiliriz. Bu içgüdü de cinsel içgüdü. SX diye de kısaltılıyor. Şimdi cinsel içgüdüyle ilgili aslında çok büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ettim. Ben de yanlış anlıyormuşum. Buranın birebir ilişkilerle ilgili olduğunu söylüyor çoğu kaynak. Ama aslında böyle değil. Yani hani romantik ilişki kurmak, hayatın aşkını beklemek gibi böyle romantik şeylerle ilgili değil aslında seks. Peki neyle ilgili? Cinsel içgüdü bizim bir parçamız olan cinsellikle ilgili. Bazı kaynaklarda birebir alt tip diye geçiyor. işte birebir ilişki alt tipi, romantik ilişkiler falan filan böyle şeyler. Ama bu böyle değil arkadaşlar. Hatta çok farklı. Bundan aşırı farklı. Az önce saydığım şeyler sosyal alt tipin özelliklerine daha yakın. Yani SX alakası yok. Zaten RAS aslında şey diyor. Hani bu romantiklik, ilişki kurmak falan bunlar birazcık daha kalple ilgilidir. O yüzden seks dediğimizde bunlardan bahsetmiyoruz. Eğer siz de böyle öğrendiyseniz bunları unutun. Daha farklı bir şey öğreneceğiz şimdi. Seks dediğimizde cinsellik evet ama cinselliğe ek olarak aslında bizim bedenimizi uyaran, bizi böyle elektriklendiren bir duyular kümesinden bahsediyoruz aslında. Hani cinselliğin özelliği de budur ya. Cinsellik dediğimizde uyarılmak bununla ilgilidir ama illa böyle cinsellikle ilgili bir şeyden uyarılmak zorunda değiliz. Başka şeyler de olabilir. İnsanlar, eşyalar, başka şeyler ve uyarılmak dediğim gibi cinsel bir uyarılmadan ziyade böyle bir elektriklenme hissi gibi. Bu heyecanlanma gibi. İşte nasıl ki mesela SP dediğimizde açlık hissetme, sıcaklık hissetme, işte yorgunluk, dinlenmiş hissetme vesaire bunlardan bahsediyorsak. SX dediğimizde de farklı duyular. Elektriklenme, tutkulu hissetme, yaratıcı enerji, bu yaratıcı hissetme. Hani böyle bir, aslında böyle çok yoğun bir duygu. Tam bir tanımı da yok. Tutku gibi. Benim aklıma tutku geliyor. SX dendiğinde. Herhangi bir şeye karşı olan elektriklenme veya tutku gibi tanımlayabiliriz. Belki anlatınca soyut gel miştir Ama şimdi size bölgelerden bahsedeceğim. Tıpkı SP'de bahsettiğim gibi. O zaman daha iyi oturur diye düşünüyorum. Şimdi SP'nin birinci bölgesi çekimle ilgili. Ya birilerine çekilmek veya birilerinin bize çekilmesi. Bu içgüdüye sahip insanlar genelde kendilerinin neyin çektiğini biliyorlar. Bir odaya girdikleri zaman neye çekileceklerini biliyorlar. Bir eşya, bir insan, herhangi bir şey olabilir. Aynı zamanda bu insanlar başkalarını etkilemeye de daha fazla enerji harcıyor. Rasatsın bu insanların kendileri fark etmeden karizmatik bir enerji da söylüyor. Ama bazıları da dediğim gibi başka insanları etkilemek için çaba sarf edebiliyorlar. Birinci bölge bu. İkinci bölge keşif ve sınırlarla ilgili. Burası SP'nin tam tersi. SP nasıl konfor alanında kalmak istiyorsa, sınırlarını korumak istiyorsa, rutinde bulunmak istiyorsa SX'in bu bölgesi de hayatı deneyimlemek. Hep böyle zirvelerde, uçlarda yaşamak. işte bir şeylerin sınırlarını zorlamak, bir şeyleri keşfetmek gibi. Hep böyle bir şeyler keşfetmek istiyorlar. Dediğim gibi SP rutinlerini korumaya çalışırken SX'in bu bölgesi bu şekilde çalışıyor. Üçüncü bölge, burası sanırım TX'in romantik algılanmasının sebebi. Bu bölge erime, kaynaşma ve birleşme olarak adlandırılıyor. Burada seX dominant kişiler dikkatlerini çeken nesneyle ya da işte bir insanla yoğun bir kaynaşma arıyorlar kaynaşmak istiyorlar. Bu böyle şey gibi hani romantik anlamda biriyle tanışıp onda kaybolmak gibi de olabilir. Ama romantik olmaya da bilir. Bir eşyaya ya da bir ideale yönelik de olabilir. O yüzden bu bölge insanların ve sosyal etkileşimlerin ötesine geçebilir. Sadece romantik bir anlamı yok ama genelde böyle anlaşılıyor. Şimdi bu bölgelerin insanları nasıl etkilediğine bakalım. Özellikle içgüdüsü birinci bölgede yoğunlaşmış kişiler dediğim gibi çekim duydukları şeylerin farkındadırlar. Ama eğer burası gelişmemiş bir bölgeyse, o zaman tam tersi olur. Yani böyle birine odamızı vermek zor olabilir, bir şeylere odaklanmak zor olabilir. Eğer bir insanın iç ikinci bölgeye yoğunlaşmışsa, o zaman hayatları hep böyle keşif ve macera tadında oluyor. Hani böyle bir tek düzeliğe saplanmaktan korkuyorlar. Farklı şeyler deneyimlemek istiyorlar. İlginç şeyler keşfetmek istiyorlar. Eğer sağlıksızlarsa mesela kendi güvenliklerini riske atıp farklı farklı şeylerin peşinde koşabiliyorlar. Mesela burada benim aklıma Sherlock geliyor bu bölgede. Peşinden gittiği bir enerji var tamam mı? Zaten sex bununla ilgili bir şey. Yani bir şeye böyle yoğun bir şekilde bağlı olmak ve hani böyle o enerjinin peşinden gitmek. Mesela Sherlock için dedektiflik ve bununla ilgili şey Sherlock çok takıntılıydı. Bunları gerçekleştirme uğruna, mesela bir sırrı çözmek uğruna. E, Sherlock böyle kendini çok tehlikeli durumlara atıyordu. Bu yüzden asla sepe dominant olduğunu düşünmemiştim. SX olabileceği aklıma geldi. Sonra database'ten baktım ve gerçekten SX tiplendiğini gördüm. Mesela Sherlock'un da fark etmeden yaydığı bir karizmatik enerji var. Başkalarını etkilemek için çok çaba harcadığını düşünmüyorum ama karizmatik birisi yani. Bunu kimse inkar edemez. O yüzden Sherlock'un özellikle ikinci bölgede çok yoğunlaşmış bir SX dominant olduğunu düşünüyorum. O tutkusunun peşinden gidip sürekli kendi hayatını tehlikeye attığı için. Mesela bu SP dominansın asla yapamayacağı bir şey. Yani konforun dışında çıkmak, bu kadar risk almak vesaire. Ve bu da TPde bahsettiğimiz kendini yok etmeye doğru gidebilir. Ama işte kendilerini yok etme şekilleri farklı. TP kendini koruyacağım diye, kaynaklarını koruyacağım diye kendini yok ediyor çok çalışarak. SX ise bir şeyleri deneyimleyeceğim. Kendi tutkumun peşinden gideceğim falan diyerek kendini tehlikeye atarak kendini yok ediyor. Yani benzer şeyler yaşayabiliyorlar ama çok farklı davranışlarla çok farklı motivasyonlarla. Şimdi üçüncü bölge. Üçüncü bölge dediğim gibi bir şeyin içinde erimek, bir şeyin içinde kaybolmak, kendimizi bir şeyde kaybetmek gibi bunlarla ilişkili. Burası ilişkilerde, özellikle romantik ilişkilerde sıkıntı çıkarabilecek bir bölge. Çünkü birinin birinde kendinizi kaybetmeye hevesli olduğunuz zaman birçok sınırınızdan, birçok prensipinizden fedakarlık edebilirsiniz. O yüzden bu bölge o açıdan birazcık tehlikeli. Hatta sanırım Russ Hudson şey diyordu. Eğer SX kişiler sağlıksızlarsa kendilerini sürekli üzen ama böyle bir şekilde takıntılı hale geldikleri romantik deneyimlerin içinde bulabilirler kendilerini. Yani sürekli toksik ilişkilerin içinde kendilerini bulabileceklerinden bahsediyordu. Bunu aşmak için biraz daha sağlıklı versiyona ulaşmaları gerektiğinden bahsediyordu. Bu bölge için aklıma iki kişi geldi. Birincisi Alaca Karanlık'taki Bella. Kendisinden İSFP videosundan da bahsetmiştim. Mesela onun Edward'la olan ilişkisinde bu kadar böyle yoğun olma. Ya yoğun demeyeyim de ne diyeyim. Hani o ilişkide kayboluyor anladınız mı? Vampir olmasından bahsetmiştik mesela. Neden hemen vampir olmaya karar verebiliyor? Neden Edward için her şeyi yapıyor? Neden gözü başka hiçbir şey görmüyor? Sadece Edward yani. Gördüğünüz gibi bir enerji var. Onun peşinden gidiyor. Bu biraz ikinci bölgeyle de alakalı olabilir belki. İşte vampir vampirliği keşfetmek, vampir olmayı keşfetmek mesela. Bununla ilgili olabilir ama bir yandan da üçüncü bölge erime, kaynaşma ve birleşme. Edward'la olan ilişkisinde eriyor aslında. Her şeyini ona göre ayarlıyor. Bunu bence örnek olarak verebiliriz. Aynı şekilde öyle bir geçer zamanki ki dizisindeki Aylin, onun da çok güçlü bir seks dominant olduğunu düşünüyorum. Ve bence o da bu bölgede yoğunlaşmış. Mesela o da, onun çok karışık bir hikayesi var ama o da kısaca sevdiği adamla yakın olabilmek için onun kardeşiyle evleniyor ve sevmediği bir evliliğin içinde kalmaya devam ediyor. Çünkü sevdiği adamla kardeşi aynı evde yaşıyorlar ve onunla evli olduğu sürece sevdiği adamı görebiliyor. Mesela bu çok konforsuz bir karar. Yani şu açıdan sevmediğiniz biriyle evli olmak çok zor bir şey. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok zor bir şey. Ama Aylin bunları riske atarak sadece peşinden gitmek istediği Toner için bu evliliğe katlanıyor. Bu bence sex dominant birinin verebileceği bir karar. Özellikle bu bölgede yoğunlaşmışsa. Bir de burada bence Sepe ve sex arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Yani Sepe ve Seyks'in her ikisi de ilişki kurmak ister ama ilişki kurarkenki sebepleri ve motivasyonları çok farklı olur. Mesela Karolin de sürekli böyle önce Ekber'le ilişki kuruyor sonra Ali Kapan'la ilgileniyor ama onun temel motivasyonu para ve güç. Bunlar için evleniyor aslında. Ama Aylin'e baktığınız zaman evet Soner de çok zengin e, ama onun gözü zenginlikte de değil yani onun gözü Soner'de. Tamamen peşinde olduğu o sevgiyi, aşkı istiyor. Yani başka bir şey değil. Ya da mesela Walter White demiştim. Walter White hani Matt üret etmek onun bir tutkusu olduğu için mi bunu yapıyor? Yani o adrenalini mi seviyor? Belki sonradan evet. Sonradan öyle diyebiliriz. Belki sonradan Walter White SX motivasyonlarına geçmiş olabilir. Bilmiyorum. Diziyi tamamen izlemedim. Ama ilk baştaki motivasyonu maddi güvence. Maddi güvence motivasyonu da direkt zaten SP ile alakalı. Yani bu şekilde motivasyonlara da bakarak içgüdülerin ayrımını yapabilirsiniz. Peki SX kör nokta olduğu zaman ne oluyor? Şimdi bunun da tabii ki aktif bir cinsel hayatınız olmaması alakası yok. Çünkü dediğim gibi cinsel davranışlarınız davranışlarla ilgili değil. Biraz şununla alakası var. Böyle sizi harekete geçiren bir enerji var ee, ama siz bunu görmezden geliyorsunuz. Yani böyle yeni deneyimler istiyorsunuz, maceralar istiyorsunuz ama bunlarla ilgili harekete geçmeyi erteliyorsunuz. Yani SX'ler mesela çok hızlılardır bu konularda. İşte bir şey istiyorlar hemen yaparlar. İşte macera istiyorlarsa tamam giderler yaparlar falan. Ama eğer bu nokta blindsa, kör noktaysa o zaman bunlar hep ertelenir. Zaten dedim ya SX seni hani, konfor alanından çıkmakla ilgili. Daha doğrusu neredeyse bir konfor alanınız Yok. Tamamen böyle şey uçlarda yaşıyorsunuz yani. Ama işte blind olduğunuzda sınırları çok belirgin olan bir konfor alanınız var. Ve hep onun içinde olmak istiyorsunuz. Dediğim gibi bu yüzden SP ve SX zaten biraz zıt oluyorlar. Buna örnek olarak mesela yine FJ videoma gelen Zeynep'i hatırlıyor musunuz? Onunla ben mesela çok farklıyız. Hani varyantlarımızı tiplemedim henüz yani kendimi de onu da. Ama ben kesinlikle SP'ye daha çok değer veriyorum. Zeynep ise SX'e daha çok değer veriyor. Mesela ben şeyi daha çok seviyorum. Böyle neyin ne olduğunu bildiğim bir ortamda oturmak işte ya da güvenli bir ortamda oturmak ve hani o günün belli olması çok fazla o sınırların dışına çıkmamak mesela. Ama Zeynep daha spontane davranmayı daha çok seviyor. Mesela oturuyoruz birden başka bir yere gitmek istiyor ama ben istemiyorum. Rahatsız olurum yani. Oturalım devam etsin. Her şey olduğu gibi falan istiyorum. Ve Zeynep çok maceracı. Yeni şeyler, yeni deneyimler aşırı seviyor. Yeni tatlar özellikle duyularla ilgili olan deneyimleri çok seviyor. Yeni yemekler denemeyi, yeni yerler görmeyi. Ama ben biraz daha bana daha güvende hissettiren güvenli ortamları, böyle chill ortamları ortamları daha çok tercih ediyorum. Bu birazcık C vs. S gibi aynı zamanda. O zaten S var onda. Bende C var MBTI'deki. Ama aynı şekilde SP ve SX ile de ilgili. Ee, ben zaten SP'ye daha çok değer veriyorum dediğim gibi. Onda ise SX daha baskın. O yüzden böyle bir çatışmamız oluyor. Bazen işte o diyor ki hadi kalk şuraya gidelim. Fontane bir şekilde. Ben diyorum ki hayır ben oturmaya devam etmek istiyorum. Şu an burası çok bana rahat hissettiriyor. Yani burayı bırakmak istemiyorum falan gibi çatışmalar yaşıyoruz. Şimdi son olarak sosyal içgüdüden bahsedeyim. COD'da da kısaltıyoruz bunu sosyal içgüdü deyince genelde aklımıza gruplar geliyor ya da işte bir gruba ait hissetmek falan ama daha fazlası var. Ve bu daha fazlasından en temel olanı da Rasatsın'a göre başkalarına olan farkındalık. Yani başkaları nasıl hissediyor ya da sadece hisle ilgili olmak zorunda değil. Başkaları benim bu yaptığım şeye nasıl tepki veriyor mesela. Bunlarla ilgili sosyal alt tip. Şimdi bölgelerine bakalım. Daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Birinci bölge insanları okumakla ilgili. E, bu alanda güçlü olan sosyal dominantlar başka insanların yüz ifadelerini işte kelimelerinin altındaki anlamları vesaire sürekli okuyorlar beden dillerini ya da ve buna göre davranmayı uyum sağlamayı seçiyorlar. İkinci bölge ilişki kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek. Burası da e, insanlarla ilişki kurmakla alakalı adı üstünde. Burada güçlü olan sosyal dominantlar da ilişkilerine çok önem veriyorlar. İşte ilişkilerinde karşılık almak için çabalıyorlar ve bu illa hani duygusal bir ilişki olmak zorunda değil. İş ilişkisi de olabilir. Çıkara dayalı bir şey de olabilir. Sosyal dominantlar herhangi bir türden işlerine yarayan ilişkiyi kurmak ve sürdürmek için çok çabalıyorlar kısacası. Üçüncüsü de katılım ve katkı sağlama. Burası biraz ait olma hissiyle de ilişkili. İşte yaptığımız şeylerin kabul edildiğini bilmek istiyoruz. Önemli olarak görüldüğümüzü bilmek istiyoruz. Ama hani şey gibi değil. Aşırı sosyal dışa dönük olmakla ilgili bir şey değil. Hatta şey diyor Rasatsın. Sosyal dominant olan insanların çoğunun içe dönük olduğunu söylüyor ama içe dönük olsalar bile iletişime, ilişki kurmaya ve bir şeylere katkı sağlamaya çok önem verdiklerini söylüyor. Mesela burada benim aklıma Yagami Light geldi. Çünkü kendisini sosyal dominant olduğunu düşünüyorum ve özellikle 3. bölgede geliştiğini düşünüyorum. Katılım ve katkı sağlama. Çünkü mesela kendisi ne konuda katkı sağlamaya çalışıyor? Dünyadaki adalete katkı sağlamaya çalışıyor. Yani insanları hani bir topluluğu kötü insanlardan kurtarmak ya da işte kötü insanların cezalarını çekmelerini sağlamak. Yani bunu tam olarak toplum için yaptığını söyleyemeyiz. Biraz daha kendi içsel dünyasıyla ilgili. İçsel bir kini var yani aslında. Ama yine de toplumla ilgili bir konuda da katkı sağlamış oluyor. Ve yaptığı şeyi destekleyen, kabul eden insanlara da önem veriyor kendi davasını benimseyen. Hani kabul edildiğinde de kendisini iyi hissediyor. Ama bir yandan da mesela kendisi çok içe dönük bir insan. Özellikle Death Note'u bulmadan önceki hali. içe dönük ki gerçi Death Note'u bulmadan önce kendisini 5 dakika falan izliyoruz. Ama yani oradan bile anlarsınız. İşte sınıfta en arkada oturuyor. Camdan dışarı izliyor. Tipik e, içe dönük bad boy yani. Yolda yürüyor. Iyi, insanlar ne kadar salak falan diyor. <laughs> Tam olarak öyle yani. Ama işte bir yandan da bu sosyal alt tipin, e, sosyal varyantın 3. bölgesine çok uyuyor. Light yani düşündüğünüz zaman aklıma o gelmişti okurken. Belki örnek olarak verebiliriz. Şimdi bölgeleri tek tek açıklayayım detaylı bir şekilde. İlk bölge bizim ilişkileri daha iyi yönlendirmemize yardımcı oluyor. Başkalarının ruh hallerini okuyabiliyoruz. başkalarında tespit ettiğimiz şeylere uyum sağlıyoruz ve yanıt verebiliyoruz bunlara. Eğer burası gelişmemişse ya da sağlıksızsak diyelim. Burayla ilgili çok kaygılı oluyoruz. Yani işte dışlanır mıyım? Başkalarıyla ilgili hani başkaları beni dışlar mı? Beni, beni aşağılarlar mı? Beni dersiz mi görüyorlar acaba? Hani böyle başkalarının tepkilerine çok duyarlı olur. Aşırı derecede. Burası buna da yol açabilir. Aynı zamanda başkalarını memnun etmek için kendi değerlerimizden, kendi bilgilerimizden ilişkimizden de vazgeçebiliriz. Burası böyle. İkinci bölge, ilişki kurmak, ilişkileri sürdürmekle ilgili. Tamam ama burası da sağlıksızsa bağımlı davranışlara dönüşebiliyor. Kendimizi sevdirmek için, ilişkilerimizi sürdürmek için yanlış şeyler, yapmamamız gereken şeyler yapabiliyoruz. Ama burası güçlü olduğunda da daha düşünceli ve nazik bir insan oluyoruz. Yani sağlıklı ilişkiler kuruyoruz. İşte bağlantı kuruyoruz insanlarla. Bir adiyet duygusu hissediyoruz. E, bu şekilde burası sağlıklı olduğunda bunlara yol açıyor. Üçüncü bölge, Light'tan örnek verdiğim zaten işte katılım katkı sağlama vesaire. Şimdi burası sağlıksız olduğunda da şöyle oluyor. Başkalarına karşı bir korku, güvensizlik, işte başkalarıyla düzgün ilişkiler kuramama, istesek bile kuramama ya da işte bu grup oluşturma gibi gruplarla ilgili kaygılar ra sahip olma vesaire bu tarz şeyler yol açıyor. Ama burası gelişmiş bir bölge ise o zaman da böyle insanlığa katkı sağlamamızı ve hem kendimiz için hem de başkaları için anlamlı bir yaşam yaratmamızı sağlıyor. Yani bu açıdan da olumlu özellikleri var. Buraya okurken benim aklıma Taylor Swift gelmişti. Taylor Swift'in röportajlarını izlediyseniz biliyorsunuzdur. Başka insanların dediklerine karşı çok duyarlı olduğunu çok fazla dile getiriyor. Özellikle işte haterlarına şarkı yazması. Hani aslında haterların önemsemediğini göstermeye çalış onları çok fazla önemsediğini gösterecek şeyler yapıyor. Şarkı yazmak gibi. Hani bu aslında direkt başkalarının farkında olmakla ilgili. Yani başka insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü sürekli farkında. Sürekli buna odaklanıyor. Bu zaten birinci bölge. İkinci bölge ilişkilerle ilgili çok şarkıları var. İlişkilerine çok odaklı birisi olduğunu düşünüyorum gerçek hayatta da. Zaten işte çok fazla sevgilisi olmasıyla gündeme geliyordu sanırım. Bu kadar çok ilişki kurmak, ilişkiler yoluyla kendini ifade etmek. Bunlara genelde CX derler. ilişki odaklı insanlara ama aslında social'dır bu derken bunu kastediyordum. Yani sosyal varyantla ilgilidir derken bunu kastediyordum. Taylor Swift'in mesela bu davranışı da ilişki kurması, bu ilişkileri sürdürmesi, ilişkilerinin hayatında çok büyük bir yer kaplaması aslında sosyal varyantın ikinci bölgesiyle ilgili olabilir. Tabii ki sadece romantik ilişkiler değil. Belki iş ilişkilerine de çok önem veriyordu ya da aile ilişkilerine. O kadar detayını bilmiyorum ama sevgilileriyle olan ilişkilerinden ve aşk hayatını yansıtmasından dolayı böyle bir çıkarıma vardım. Katılım katkı sağlamak konusunda bilmiyorum. Taylor Swift toplumsal konularda çok duyarlı mı? Ya fana değilim açıkçası o yüzden bilmiyorum. Ama hani bu konuda da işte katılım, katkı sağlama vesaire bu tarz şeyler yapıyorsa bu bölgede de gelişmiş olabilir. Ama bence Taylor Swift'in en obsesif olduğu, kaygılı olduğu alan birinci bölge. Taylor Swift'in böyle bir zorluk yaşadığını düşünüyorum. Verdiği röportajlardan dolayı. Onun haricinde daha önce Enatipa e videosunda örnek verdiğim Community dizisinden Jeff aklıma gelmişti. Mesela Jeff sosyal konularda duyarlı birisi değil sürekli partileyen birisi. Gerçi sosyal birisi dur. Ama tamam sosyal konularda duyarlı birisi değil. Ama yine de sosyal alt tipten. Neden? Mesela o da birinci bölgede çok güçlü. Hatırlarsanız ilk bölümde insanları manipüle ederek bir grup oluşturduğunu söylemiştim. Sonrasında o grubu bozduğunu söylemiştim. Bunların hepsini başka insanların duygularını algılayarak onların ne hissettiğini, ne düşündüğünün farkında olarak yapıyor. Birinci bölgede güçlü. İkinci bölgede güçlü mü zayıf mı gerçekten bilmiyorum. Aslında böyle dizinin tamamını bitirmedim tamam mı? Ve spoiler olabilir çünkü finalini söyleyeceğim. Kestini izlemiştim. E, finalinde grup dağıldığı zaman en çok bunalıma giren Jeff oluyor biliyor musunuz? Aslında en grubu takmayan o gibi görünüyor. Yani çünkü hep böyle işte gruptan ayrı giden, gruptakileri aşağılayan falan hep o. Ama en sonunda grup ayrıldığı zaman en bunalıma giren oydu benim izlediğim kadarıyla. Hatta işte Brita'yla falan hadi senle çocuk yapalım, evlenelim falan gibi bir diyaloğa giriyordu. Yani. O kadar böyle desperate, çaresi hissediyordu ki kendine grup dağıldığı için. O yüzden belki ikinci konuda ilişki... Kurma ve ilişki sürdürme konusunda belli etmese bile çok obsesif olabilir Jeff. Kısım ve katkı sağlama konusunda pek gelişmiş değil. Zaten dediğim gibi dominant varyantınız olsa bile buraya gelen hepsinde gelişmiş olamazsınız. Bu olağan bir şey. Şimdi eğer burası kör noktaysa çok asosyal olursunuz. Asla partilere gitmezsiniz. Hep evde oturursunuz <laughs> diyeceğimi sanıyorsanız tabii ki öyle değil. Dediğim gibi içe dönüklük dışa dönüklükle hiçbir alakası yok. Daha çok... Şununla ilgili. Eğer sosyal hiçbiriniz kör noktaysa o zaman refleks olarak insanlarla birlikte olmanın çok sıkıcı olduğunu düşünüyorsunuz. üf işte yine mi insanlar ya? Ben insanları sevmiyorum ya. İnsanlarla buluşmak istemiyorum falan. Böyle yani. <laughs> e, bu ama şey gibi değil hani. İnsanlarla kaynaşmayı seversiniz. İşte vakit geçirirsiniz. Sonra yorulursunuz. Deşarj olmak için kendi kabuğunuza çekilirsiniz. Böyle bir şey değil. Direkt insanlarla iletişim kurmanın saçma, gereksiz. Neden böyle bir şey var ya falan. Hani böyle düşünüyorsunuz yani. Eğer sosyal iş kör noktaysa. Ve eğer sosyal iş günü kör noktanızsa kendinize şu şekilde saldırırsınız. Ya ben insanları uzaklaştırıyorum ama bu çok kötü bir şey. Acaba insanları umursamam mı gerekiyor? Tanç verici bir şey bu. Hani insanları önemsemem gerek sanki ama yani yapamıyorum. Hani falan gibi böyle. Ne zaman bir etkileşime girmeye çalışsanız uf çok utanç verici ya ben hiç yapamıyorum, sevmiyorum yani insanlarla konuşmayı falan gibi böyle self-attack olur yani. Kendinize saldırırsınız. Ama tabii ki tekrar hatırlatayım bu sesler gerçek değil Ross göre. Ve bunlar üstünde çalışabilirsiniz. Ve Ross şey diyor. Kör noktası sosyal içgüdü olan insanlar. insanların yanında aşağılanmaktansa, rezil olmaktansa sosyal etkileşimin uzaklaştırmayı tercih ederler. Ve bunu ak saklamak için de şey derler. Başka insanlar zaten çok sıkıcı, çok gereksiz falan. Eğer bunu yapıyorsanız sosyal içgüdü kör noktanızda olabilir. Bu da sosyal varyanttı. Uh, hepsi bitti. Birazcık yoruldum. 45 dakika konuşmuş. Uzun zamandır bu kadar uzun bir video kaydetmiyordum. Şimdi bunu özetlemeye kalksam 10 dakika sürer ama kısacası. SP, sağlık, kaynaklar, evcimenlik, SX, çekim, keşif ve sınırlar, erime, kaynaşma ve birleşme, sosyal tipte insanları okumak, bağlantı kurmak, ilişki kurmak ve katılım ve katkı sağlamakla ilgili. Kör nokta olunca ne olduğunu da zaten anlattım. Kör nokta olunca genelde bizim kendimize saldırdığımız iç sesler oluyor. Bu konularda harekete geçmek istediğimizde kendi kendimizi demol ediyoruz ama bu sesleri fark edip bunlar üstüne çalışırsak eğer bunları aşıp kör noktamızı geliştirebiliriz rastlatısına göre. Evet bu da böyleydi. Ee, dediğim gibi enegramlarla bileşmemiş halleri bunlar. Varyantların, içgüdülerin kendi halleri, öz halleri. Enegram tipleriyle birleştikleri zaman çok farklılaşıyorlar ve database'e girerseniz benim örnek verdiğim karakterleri benim anlattığım gibi tiplemiyorlar. Mesela Jeff. Jeff'e sosyal 3 diyorlar ama sosyal üç demelerinin sebepleri işte gruptan aldı diye çok üzüldü falan filan değil. İşte üçün orada bir tutkusu var gösteriş yapmak. Jeff çok gösterişli birisi mesela ve bu gösterişini hep sosyal alanlarda yapıyor. Sosyal olarak sürekli güçlü bir imaja sahip olmaya çalışıyor. Ve bunun için her şeyi yapıyor. Her türlü etik değerin dışına çıkıyor. Bu yüzden ona sosyal 3 diyorlar. Enagramla birleştiği zaman değişiyor. Bunu da lütfen farkında olun. E, burası dediğim gibi sadece varyantlar, sadece içgüdülerle ilgili ve enegramla birleştiği zaman ne olduğunu, nasıl olduğunu da Instagram hesabımdan post ata ata taksit taksit anlatmayı düşünüyorum. Sonrasında da onları da tek bir video haline getirebilirim. Gerçi tek bir video çok uzun olur. Üç video haline getirin. Neyse. O zaman beni Instagram'dan takip edin. Yoksa postlarımı kaçırırsınız. Haberiniz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Eğer sonuna kadar geldiyseniz tebrik ederim. Yine ben bundan kesitler falan paylaşarak Instagram ve TikTok'ta da biraz öne çıkarmaya çalışırım. Çünkü uzun videolar artık izlemiyor arkadaşlar insanlar maalesef. Artık iki dakikalık TikTok'lar izleniyor. O yüzden ben de kendimi adapte etmeye çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Katılayalarıma çok teşekkür ederim. Sleepyhead, Joseph Joestar, Tahiniz Köksal, Only Burak, Cihat Bülbül, Nişa, Tuğçe Betül Buldu, Vicahi, Irmak Aydın, Fatih Enes, Beth Harman, Diya, Umut Kırış, Utahime, Hasan Amca, Knight, Evver Demircan, Ömer Yavaş. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.